Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle şöyle bir buluşmak istedim. Arkadaşlar, kızımın sınavı vardı. Bu yüzden dolayı biraz heyecanla aksaklık yaptım. Videolar çekip atamadım. Kusuruma bakmayın. Özür dilerim şimdiden. Evet arkadaşlar, paşa kılıçlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce toprak değişimi, saksı değişimi yaparken sizlerle bunları paylaşmıştım. Evet, 3-4 ay öncesinden saksılarımın toprağını falan değiştirirken paşa kılıcımı sizlerle paylaşmıştım. Ve şimdiki yeni yeni çıkardığı filizleri sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ve ortasında şu şekil, evet, neredeyse kendi boylarına geldi. Evet, şöyle ışıkta da biraz gözüküyor mu bilemeyeceğim ama evet, yeni filizler zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Toprağı azdı, az önce yine toprağı doldurdum arkadaşlar. Bu şekilde toprağını da ilave ettim, çam toprağı. Evet, bu saksım bu şekilde arkadaşlar. Diğer saksımı da şu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu saksımdaki de yeni çıkan filizlerin, evet, bu şekilde. Çok da güzel oldular. Çok da neşeliler. Dün biraz sularını verdim. Kendine birazcık daha iyi geldi. Evet, boyları 1 metreden fazla arkadaşlar. Daha önceki videomda da belirtmiştim. 1 metre 20 santim 10 santim var herhalde arkadaşlar, tam emin değilim. Evet, bu saksım da bu şekilde, yeni yeni filizler. Evet, şöyle ortasında da küçük bir filiz var. Yine tekrardan veriyor. Evet, şurada da yine bir filiz verdi. Bu da epeyce büyüdü. Evet arkadaşlar, bu çiçeklerimizin köklerine daha önce de belirtmiştim. Ben yumurta haşladığım yumurtanın sularını, yumurta kabuklarını saksılarımın en alt diplerine fonza taşı veya pelit taşları, böyle kum, çakıl, bunları karıştırarak topraklarını değişimini yapıyorum. Herhangi bir çiçek de olsa onlara da aynı çiçek toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Benim bunun saksının içindeki toprağım çam toprağı arkadaşlar. Evet, bunun da şöyle de yakından göstereyim. Yine içlerinde küçük küçük kum taneleri var. Evet, burada da yine az önce toprağı biraz daha çukurlaşınca, saksının içinde toprak azalınca üzerine çam toprağı ilave ettim arkadaşlar. Bunu da şimdi az sonra sulama yapacağım. Evet, bu paşa kılıcımız, peygamber kılıcımız arkadaşlar. Herhalde olması gereken bir çiçek arkadaşlar. Bu enerji veren, içerideki kötü enerjiyi alıp, pis havayı alıp oksijen veren bir bitkimiz. O yüzden salonlarımızda, misafir odalarımızda bulundurabiliriz arkadaşlar. Solmayan, böyle çok aşırı aşırı su istemeyen bir bitkimiz arkadaşlar. Çok da çabuk kendini böyle çoğalıp ilgi gösterince kendini böyle neşeyle birden atıp ve çoğalabilen bir bitkimiz arkadaşlar. Evet, uzun bir aradan sonra demiştim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Şöyle size paylaşayım. Saksılarımız büyük olsun ki bu paşa kılıcında daha güzel yetişebilsin. Kendini böyle daha çok çoğalabilen bir bitkimiz olduğu için saksılarımız büyük ve su giderleri diğer çiçeklerimizde de aynı şeyi söylemek gerekirse arkadaşlar, onlar da bu şekilde. Saksımızın altındaki su gider delikleri büyük olmalı ve şöyle altındaki sahanlara suları aksın. Ki sık sık sulamamıza da gerek yok. Zaten bu sahan gibi olan tabanındaki sahanlıklar orada su olduğu için bitkilerimiz oradan tekrardan suyunu alabiliyorlar arkadaşlar. Bazı çiçeklerimiz suyu fazla sevmiyor. O yüzden taban kısımlarına suyu fazla getirmeyelim arkadaşlar. Bu bitkimiz de suyu aşırı sevmeyen bir bitkimiz. Suya, susuzluğa dayanan bir bitkimiz.
Evet, bu da fazla aşırı bir su istemiyor arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Diğer gelecek olan videolarda buluşmak dileğiyle. En önemlisi de arkadaşlar, zil butonunu açalım. Diğer gelecek olan videolardan haberdar olmak için en önemlisi de kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.